Kanalıma hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda LGS 2022 Türkçe sorularının detaylı çözümünü yapacağım. Açıklamalar kısmını ekleyeceğim linkten soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu sene sorular seçiciydi arkadaşlar, yani zordu. Bu sene kolay sorular olmakla beraber zor sorular da vardı. Arkadaşlar, Türkiye genelinde fen lisesine kayıt yaptıracak öğrenci sayısı yaklaşık 38 bin. 8. sınıftan ise yaklaşık 1,5 milyon öğrenci mezun olacak. 38 bin nerede, 1,5 milyon nerede? Milli Eğitim Bakanlığı tabii ki bir şekilde bu öğrencileri eleyecek. Nasıl eleyecek? Soruları zor sorarak eleyecek. Her zaman söylüyorum, günde en az 400 ila 500 soru çözen öğrenci bu soruları rahatlıkla yapar. Sözü fazla uzatmadan soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz cümleye belirli bir sıra gözetmeksizin anlamı katmıştır? Arkadaşlar, cevabı en sona bırakacağım. A. Yaptığım işleri orada burada anlatıyor. Beni yere göğe sığdıramıyordu. Orada burada ikilemesi cümleye her yerde anlamı katmıştır. Yaptığım işleri her yerde anlatıyor. Beni yere göğe sığdıramıyordu. Ceyhan, hayat bu zamana kadar beni oradan oraya sürükleyip durdu. Oradan oraya ikilemesi cümleye bir yerden başka bir yere anlamı katmıştır. Hayat bu zamana kadar beni bir yerden başka bir yere sürükleyip durdu. Denizli odanın orasında burasında kıyafetler duruyordu. Yine orasında burasında ikilemesi cümleye her yerinde anlamı katmıştır. Odanın her yerinde kıyafetler duruyordu. Şu anlamı da katmış olabilir. Odanın her yerinde gelişi güzel bir biçimde kıyafetler duruyordu veya kıyafetler dağınık duruyordu arkadaşlar. Demek ki cevabımız Bursa, romanın orasından burasından parçalar okuyor, yorumlamamızı istiyordu. Orasından burasından sözü cümleye belli bir sıra gözetmeksizin anlamı katmıştır. Yani romanı okuyan kişi sayfa numarası gözetmeksizin karışık olarak romandan bölümler okuyormuş. Cevap Bursa. Arkadaşlar, bu soruda açıklanacak, yorum yapılacak hiçbir şey yok. Tamamen bilgi sorusu. İkinci soru, cümledeki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir? Yazar eserinde günümüz dünyasının en tartışmalı sorunlarından biri olan internetin kullanımıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunarak toplumun bu konudaki bulanık düşüncelerini berraklaştırmıştır. Şimdi arkadaşlar, bulanık düşünce nedir? Dikkatli dinleyiniz. Tam olarak anlaşılmayan, insanı kuşkuda yani şüphede bırakan, tereddüde yol açan yani kararsızlığa yol açan, bırakan düşünceye bulanık düşünce denir. Bulanık düşüncenin berraklaşması ne demektir? Kuşkunun, şüphenin, tereddüdün yani kararsızlığın ortadan kaybolması demektir. Kalkması demektir. Ben bulanık düşünce ifadesini açıklarken hangi kelimeleri kullandım? Kuşku kelimesini kullandım. Bulanık düşünceleri berraklaştırmak bu durumda nedir? Kuşkudan kurtarmak demektir. Artımızı atıyoruz. Açıklama yaparken başka hangi kelimeyi kullandım? Tereddüt kelimesini kullandım. Bulanık düşüncenin berraklaşması bu durumda nedir? Tereddüt yaratan durumun ortadan kalkması demektir. Yani kararsızlığın ortadan kaybolması, kalkması demektir arkadaşlar. Bu durumda bulanık düşüncenin berraklaşması tereddütleri gidermek anlamına gelir. Artımızı atalım. Sevgili öğrenciler, aydınlık kelimesi mecazen ne demektir? Anlaşılır hale getirmek demektir. Bilgi sahibi olup bir konuyu anlamak yani aydınlanmak anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi bulanık düşüncenin berraklaşması ne demektir? Bilgi sahibi oluyorsun. Bir konu ne oluyor? Anlaşılır hale geliyor. Bu durumda B seçeneğine de artımı atmam gerekiyor. Hemen artımızı atalım. Zaten bu yazarın kitap yazmaktaki amacı ne? Toplumu bilgilendirmek, toplumu kuşkuda, tereddütte bırakan düşüncelerden kurtarmak. Bu durumda cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. Bulanık düşüncelerini berraklaştırmak ifadesinde yanlışlıkları düzeltmek anlamı çıkmaz. Diyelim ki bulanık rüyalar görüyorsun. Bulanık rüyalar görmek, yanlış rüyalar görmek anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Bu nedenle cevap Denizli. Sevgili öğrenciler, 2 numaralı soru da yine yoruma kapalı bir sorudur. Soru 3. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3'ü söylenir, 1'i söylenemez. Seçenekleri sağ tarafa aldım. A. Birinci cümlede metnin anlaşılması için okura düşen görevden, vazifeden bahsedilmiştir.
Birinci cümleyi okuyalım. Kitaplar, dergiler, makaleler, kısacası kağıt üzerine düşmüş her sözcük anlaşılmak için okuyucudan gayret bekler. Yazar okuyucudan ne istiyor? Yazar okuyucudan hangi görevi, hangi vazifeyi yapmasını istiyor? Yazar okuyucudan gayret göstermesini istiyor, çalışmasını bekliyor. Bunlar okuyucunun vazifesi yani görevi oluyor arkadaşlar. Bu durumda A seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. Artımızı atalım. Okuyucu neden gayret göstermek zorunda? Okuyucunun neden böyle bir görevi var? Okuyucu kitaplardaki her sözcüğün anlamını kavrayabilmek için gayret göstermek zorunda. B'ye bakalım. İkinci cümlede yazılan bir metnin amacına ulaşamayabileceği dile getirilmiştir. B'deki cümle ihtimal cümlesi arkadaşlar. Yani olasılık cümlesi. Bakalım ihtimal, olası olan durum nedir? İki, yazar ne kadar açık anlatırsa anlatsın, okurun kültür ve eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun anlatılmak istenen anlaşılmayabilir veya farklı anlaşılabilir. E-bilmek ifadesi varsa zaten orada ihtimal anlamı vardır. Yazar metinde anlatılmak istenenin anlaşılamayabileceğinden söz ediyor. Yani yazılan bir metnin amacına tam ulaşamayabileceğinden söz ediyor. B'ye de artımızı atalım. Cevabı en sona bırakıyorduk. Denizli 4. cümlede okurun yazarın anlattıklarını doğru anlaması için gerekli koşul belirtilmiştir. Yani bizden koşul sonuç cümlesi isteniyor. 4'ü okuyalım. Yazarla okur bir araya gelip yazılanlar üzerinde tartışmadığı sürece bu durum sürüp gider. Şimdi bu durumun sürüp gitmesinin koşulu şartı nedir? Yazarla okur bir araya gelip yazılanlar üzerinde tartışmadığı sürece arkadaşlar. Şu sürece ifadesi cümleye koşul anlamı katmıştır. Hocam cümleye SSA koşul ekini ekli. Hocam cümleye SSA koşul ekini getiriniz. Getirelim arkadaşlar. Yazarla okur bir araya gelip yazılanlar üzerinde yazarla okur bir araya gelip yazılanlar üzerinde tartışmazsa bu durum sürüp gider. D'ye de artımıza atalım. Demek ki cevap Ceyhan. Üçüncü cümlede yazarların hayata okurlardan daha geniş bir açıyla baktıkları vurgulanmıştır. Üçü okuyalım. Bunda yazarla okurun hayata bakış açılarının, bilgi ve birikimlerinin farklı olmasının önemli bir etkisi vardır. Arkadaşlar 3 numaralı cümlede yazar ve okuyucunun hayata bakış açısının, bilgi birikiminin, arkadaşlar 3 numaralı cümlede yazar ve okuyucunun hayata bakış açısı, bilgi ve birikimleri farklı. Arkadaşlar 3 numaralı cümlede yazar ve okuyucunun hayata bakış açısı, bilgi ve birikimleri farklıdır diyor. Arkadaşlar 3 numaralı cümlede ben şunu öğrenmiş oldum. Yazar ve okuyucunun hayata bakış açısı farklı. Yazar ve okuyucunun bilgi ve birikimleri farklı. Özetle yazarların hayata okurlardan daha geniş bir açıyla baktıklarına dahil, üç numaralı cümleden bir sonuç çıkmaz. Bu nedenle cevap Ceyhan. Yazar ve okuyucunun hayata bakış açıları, bilgi ve birikimleri farklı imiş. İkisinden biri birbirinden üstün değilmiş. C'de yazar hayata daha geniş bir açıyla bakıyor diyor. Yazarı daha üstün hale getiriyor. Fazla detaylı açıklamaya da gerek yok arkadaşlar. Zaten bu kadar açıklayabilen varsa ellerini öperim. Arkadaşlar aslında 3 numaralı cümle sebep cümlesi. Yani 2 numaralı cümle sonuç oluyor. 3 numaralı cümle sebep oluyor. Bizler sebep sonuç cümlelerini dı içine çevirebilirdik. Çevirelim. Bunda yazarla okurun hayata bakış açılarının, bilgi ve birikimlerinin farklı olmasının önemli bir etkisi olduğu için yazar ne kadar açık anlatırsa anlatsın, okurun kültür ve eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun anlatılmak istenen anlaşılmayabilir veya farklı anlaşılabilir. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi 2 numaralı cümle sonuç oluyor, 3 numaralı cümle sebep oluyor. Soru 4. Metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 1. Şairlerin ilk şiir kitapları çok önemlidir. 1 numaralı cümlede şairlerin ilk şiir kitabının çok önemli olduğu üzerinde duruluyor. 2. Sanat hayatları boyunca yayımladıkları şiir kitaplarının sayısı da önemlidir. 2 numaralı cümle düşüncenin akışını bozdu arkadaşlar. 2 numaralı cümlede
şairlerin hayatları boyunca yayınladıkları şiir kitaplarının sayısının çok önemli olduğundan söz ediyor. Bu durumda cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Diğer cümleleri okuyalım. 3. Çünkü onlarda hem taptaze bir heves hem de uzun sürmesi arzulanan bir yolculuğa dair işaretler vardır. Şimdi taptaze bir heves hangi kitapta olur? Şairin yayımladığı ilk kitapta olur arkadaşlar. 4'e bakalım. Şairlerin sanat hayatlarının başlangıcı olan kitaplar, yani ilk kitaplar arkadaşlar, zamanla açılıp serpilecek şiirlerinin şifresi gibidir. Yine 4 numaralı cümlede şairin ilk şiir kitabının öneminden söz edildi. 5'e bakalım. Bir şairin şiir anlayışını daha iyi belirleyebilmek için de onun ilk, evet ilk kelimesi geçti, İlk adımına bakmak gerekir. İlk adım derken şairin ilk eserine bakmak gerekir diyor. Arkadaşlar 1, 3, 4 ve 5 numaralı cümlelerde şairlerin ilk şiir kitaplarının çok önemli olduğu yazar tarafından farklı örneklerle desteklenmiş. 2 numaralı cümlede ise şairlerin hayatları boyunca yayınladıkları şiir kitabı sayısının önemli olduğu üzerinde duruluyor. Yani 2 numaralı cümleyi şöyle çekip alsanız arkadaşlar, düşüncenin akışı düzeliyor. Cevabımız Adana. 5. soru boşluk doldurma sorusu. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Hayat Yaz Yağmuru gibi adlı tiyatro oyununda farklı insan karakterleri geçiş yapar sahneden. Nokta nokta ilk çıkar sahneye. Bakalım nasıl bir insan karakteri sahneye çıkıyormuş. Hafif çiseleyen bir yaz yağmurunda bile elleri ayaklarına dolaşır böyle insanların. Pireyi deve yaparlar bir anda. Arkadaşlar böyle insanlar nasıl insanlardır? Pireyi deve yapanlar, yani abartanlar, hafif bir yaz yağmurunda bile elleri ayaklarına dolaşanlar, bunlar ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Bunlar eyvah bittikçilermiş arkadaşlar. Çaresizlermiş bunlar. Bunlar çaresiz kalıyormuş her şeyde. Hafif bir olayda, hafif bir sorunda bunlar hafif çiseleyen bir yaz yağmurunda, yani hafif küçük bir sorunda bile eyvah bittik derlermiş. Çözüm yolu üretmezlermiş. Çözüm yolu üretmedikleri için de pireyi deve yaparlarmış, abartırlarmış. Yani şuraya C seçeneğindeki eyvah bittikçiler ifadesi gelecek. Devam edelim. Yaz yağmuru tufana dönüşürken kulakları tıkalı, gözleri kapalı olanlar da vardı. Bunlar evlerinin penceresinden izlerler etrafı ve ne derler arkadaşlar? Suya sabuna dokunmayan insanlar bunlar. Bunlar dünyayı ben mi kurtaracağım düşüncesine sahiptirler. Demek ki boşluğa A seçeneğindeki ifade gelecek. Etliye sütliye karışmayan insanlar, kulakları tıkalı, gözleri kapalı insanlar dünyayı ben mi kurtaracağım düşüncesine sahiptirler. Devam edelim arkadaşlar. Sırılsıklam ıslama pahasına tufana göğüs gerenler de olur. Sel götürmesin diye etrafı binbir türlü yol denerler. Arkadaşlar az önce okuduğum yerde elinden iş gelen insanlardan söz ediliyor. Köşe bucak kaçan insanlardan söz edilmiyor. Sahaya çıkıp mücadele eden insanlardan söz ediliyor. Bu tarz insanlar nasıl insanlardır? Bu tarz insanlar ben yaparımcılardır arkadaşlar. Bu tarz insanlar sahaya inip mücadele eden insanlardır. Bu tarz insanlar ben yaparım diye bilinir onlar. Bu insanlar ben yaparımcılardır arkadaşlar. Zaten bu insanlar nasıl biliniyormuş? Ben yaparım diye biliniyormuş. Evet, şuraya ben yaparımcılar ifadesi gelecek. Sağ tarafta ben yaparımcılar ifadesi yok. Sen yaparsıncılar var. Allah'ım nasıl sorular bunlar. Bir de nokta nokta vardır ki yağmurun tufana, şurayı silelim arkadaşlar, dönmesini bekleyip kendi önerilerine uymayanları suçlamakla mutlu olurlar. Evet, bunlar kimdir arkadaşlar? Bunlar ben demiştimciler. Ben demiştim size, benim sözümü dinlemediniz. Bakın başınıza bu geldi. Benim sözümü dinlemediğiniz için de başınıza bunlar geldi. Tufan olurken etrafta göremezsiniz onları. Ne zamanki tufan diner, tiyatro biter, o zaman sahneye çıkarlar. O zaman sahnede yerini alırlar. Bu durumda şuradaki boşluğa B seçeneğindeki ben demiştimciler gelecek. Bu durumda hangisi boşta kaldı arkadaşlar seçeneklerin? D seçeneğindeki sen yaparsıncılar boşta kaldı. Evet, cevap Denizli. Arkadaşlar tufan mecazen çok yoğun veya şiddetli şeydir.
Yani herhangi bir olaydır. 6. soruda Pelin ve Melis konuşuyor. Bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Pelin Melis'e demiş ki, Melis kardeş, burası yüzlerce yıl önce yaşanan o şehir değil artık. Hala o şehirdeymiş gibi o zamanın koşullarını sürdürmeye çalışarak yaşaman anlamsız. Bugünü anlaman, doğru değerlendirmen için bundan kurtulmalısın. Pelin Melis'ten yaşadığı çağın şartlarına uymasını istiyor. Melis'in geçmişe takılıp kalmamasını, bugünü anlamasını, çağa ayak uydurmasını istiyor. Bütün bunlar Pelin'in Melis'e olan tavsiyeleridir, önerileridir. Melis geçmişe takılıp kaldığı sürece bugünü doğru değerlendiremiyormuş tabii ki Pelin'e göre. Melis'in içinde yaşadığı şartları doğru değerlendirebilmesi için geçmişin koşullarından kurtulması gerekiyormuş. Yani Melis bugünü anlayabilmek için, çağını anlayabilmek için geçmişin nefesinden, geçmişin izlerinden kurtulacakmış. Kurtulması gerekiyormuş. Bu durumda ben A seçeneğine giderim arkadaşlar. A. Pelin insanın içinde yaşadığı çağın şartlarına uygun yaşaması gerektiğini düşünmektedir. Doğrudur arkadaşlar. Zaten Pelin'in bu Melis'e olan bir tavsiyesi değil miydi? Melis kardeş dedi. Çağın şartlarına uygun yaşa dedi. İnsan çağın şartlarına uygun yaşaması gerekir dedi. Haliyle A seçeneği Pelin'in konuşmasından çıkar, artımızı atalım. Şimdi kişinin bugünü anlaması, bugünü doğru değerlendirmesi için çağın şartlarına uygun bir şekilde yaşayabilmesi için ne yapması gerekir? Bakış açısını değiştirmesi gerekir. Zaten Pelin Melis'e ne diyor? Bakış açını değiştir kardeş diyor. Bu durumda C seçeneği de Pelin'in konuşmasından çıkar. Pelin Melis'in bakış açısını değiştirmesi gerektiğini dile getirmektedir. Artımızı attık. Şimdi Melis'in konuşmasına bakalım. Melis Pelin'e ne demiş? Oturduğumuz mahalle geçmiş kokuyor. Bakın yine Melis geçmişten kurtulamadı. Geçmişin izleri yanı başımızda. Mesela mahallemizin adı Hancı Değirmeni. Derenin kenarındaki değirmenden alıyor adını. 100 yıl önce de buğday öğütülüyormuş, şimdi de öğütülüyor. Bu süreklilik gerçekten etkilemiyor mu seni? Evet arkadaşlar, Melis gördüğünüz gibi geçmişin izlerinden kurtulamamış. Hala yaşadığı yerde geçmişle olan bağları var. Yaşadığı yeri geçmişle olan bağlarıyla değerlendirmektedir. Bu durumda D seçeneği yine Melis'in konuşmasından çıkar arkadaşlar. Melis yaşadığı yeri o yerin geçmişle olan bağlarıyla değerlendirmektedir. Zaten Melis'in yaşadığı yerin, Melis'in yaşadığı mahallenin adı neymiş? Hancı Değirmeni'ymiş. Mahalle de ismini bu değirmenden alıyormuş. Ve bu değirmen 100 yıldır buğday öğütüyormuş, yani çalışıyormuş. Geçmiş Melis'in hemen yanı başındaymış. Geçmişin yanı başımda olması beni etkiliyor diyor. Melis Pelin'e geçmişin yanı başımda olması beni etkiliyor diyor. Yani Hancı Değirmeni'nin sürekli buğday öğütmesi seni etkilemiyor mu? Pelin kardeş demiş. Tabii ki Pelin'in bu soruya nasıl bir cevap verdiğini bilemiyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa, Melis Pelin'in geçmişi değersiz görmesine şaşırmaktadır. Pelin geçmişi değersiz görmüyor. Sadece Melis'e tavsiyelerde bulunuyor, önerilerde bulunuyor. Pelin geçmiş iyidir, kötüdür demiyor. İçinde yaşadığın zamanı anlamak istiyorsan, zamanın koşullarını ayak uydurmak istiyorsan diyor, bugünü anlamak istiyorsan diyor, geçmişten uzaklaş diyor Melis'e. Kişinin zamanın koşullarına ayak uydurması için, kişinin bugünü anlaması için, kişinin çağını anlaması için, kişinin doğru değerlendirmelerde bulunabilmesi için geçmişten kurtulması gerektiğini söylüyor Pelin. Kime söylüyor? Melis'e söylüyor. Pelin'in geçmişi değersiz görmesi söz konusu olmadığı için Melis'in de buna şaşırması söz konusu değildir. Cevabımız Bursa. Soru 7. Bu grafik aşağıdaki haber metinlerinden hangisini desteklemektedir? Ve 7. soru, bu grafik, soldaki grafik aşağıdaki haber metinlerinden hangisini desteklemektedir? Arkadaşlar şunu söylemekte fayda var. Şu açıklamayı başta yapmak isterim. Buradaki, yani seçeneklerdeki metinlerin hepsi haber yazısı. Yine seçeneklerde verilen haber metinlerinin sol taraftaki grafikle az ya da çok ilgisi var. Biz en doğru olan seçeneği arayacağız. Başlayalım. Şimdi grafik ne ile ilgiliymiş? Ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı ile ilgiliymiş. A seçeneği cevap olamaz. A seçeneğini neden eledim? Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri göçtür. Arkadaşlar grafik ne ile ilgiliydi? Grafik ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı ile ilgiliydi. Bu durumda A seçeneği elenmiş oldu.
Hocam ilk cümleden A seçeneğini elediniz. Başka cümleden A seçeneği elenmiyor mu? Tabii ki eleniyor. Her ne kadar Amerika, Fransa ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerde göç edenlerin sayısı az gibi görünse de bu sayı hep artmıştır. Bakın yine A seçeneğinde göç etmek ifadesi var. Grafik ne ile ilgiliydi? Ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı ile ilgiliydi. Yine A seçeneğinde Gürcistan ile ilgili bir bilgi yok sevgili öğrenciler. A seçeneği bu nedenlerden dolayı elenmiş oldu. Bu arada Amerika, Gürcistan, Fransa ve İtalya'daki ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısının yıllara göre arttığını da göreceksiniz. Sütunlar zaten hep yukarı doğru gitmiş arkadaşlar. Tabii ki yıllara göre siyah. 2006 yılını temsil ediyor. Yatay çizgili olan 2008 yılını temsil ediyor. Ve noktalı olan arkadaşlar, noktalı sütunlar ise 2011 yılını temsil ediyor. Hepsinde ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı gittikçe tabii ki yıllara göre artmış. B seçeneği neden cevap olmuyor? Son yıllarda bazı ülkeleri ziyaret eden turist sayısı artmıştır. B seçeneğinde turist sayısından söz edildi. Oysa grafik ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısından söz ediyor. Bu anlamda 2006, 2008 ve 2011 yıllarında Amerika'ya gelen ziyaretçi sayısı. Arkadaşlar bu grafik ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısının grafiğiydi. Ülkelere gelen ziyaretçi sayısının grafiği değil. B seçeneği şu altını çizdiğim ifadeden elendi. D seçeneği neden olmuyor? Amerika, Gürcistan, Fransa ve İtalya'nın iş nedeniyle ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı sürekli artmıştır. Tamam, ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı artmış, doğru. Ama ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısının iş nedeniyle olduğunu grafikten çıkaramam. Devam ediyoruz. İtalya ekonomik durgunluğa rağmen ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısında diğer ülkeleri geride bırakmıştır. Arkadaşlar, İtalya diğer ülkeleri geride bırakmamıştır. Ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısının en fazla olduğu ülke Gürcistan. İtalya en sonda arkadaşlar. Evet, D seçeneği bu nedenle elenmiş oldu. Demek ki cevabımız Ceyhan. İnternetin etkisiyle insanların, sayfayı temizleyelim, internetin etkisiyle insanların değişik ülkeleri görme isteği yurt dışına çıkan ziyaretçi sayılarını artırmıştır. Yıllara göre yurt dışına çıkan ziyaretçi sayısında Gürcistan başı çekerken bakalım arkadaşlar, Gürcistan bir numarada görüyorsunuz. Sütunlar hep yukarıda. Onu, yani Gürcistan'ı Fransa, Amerika ve İtalya takip etmiştir. Fransa ikinci sırada. Amerika 3. sırada ve son olarak İtalya arkadaşlar 4. sıradaki yerini almıştır. Yani cevap Ceyhan'dır. Soldaki grafiğin en uygun açıklaması sevgili öğrenciler C seçeneğinde verilmiştir. Bakınız, en uygun açıklaması dedim. Zaten soru ne diyordu? Bu grafik aşağıdaki haber metinlerinin hangisini desteklemektedir? Sevgili öğrenciler, soruyu şu şekilde de çözebilirsiniz. Bu seçeneklerdeki metinlerin hepsi haber metni miydi? Tabii ki haber metniydi. Haber metinleri göç ile ilgili olabilir mi? Olabilir. Haber metinleri turist sayısı ile ilgili olabilir mi? Olabilir. Haber metinleri internet ile ilgili olabilir mi? Olabilir. Haber metinleri iş nedeniyle ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı ile ilgili olabilir mi? Olabilir. Bu durumda cevap çıkmıyor arkadaşlar. Yani bu altını çizdiğim kelime ya da kelime gruplarına bakarak bu soruyu çözemezsiniz. Altını çizdiğim kelime ya da kelime gruplarını yok sayın. Cevap o zaman çıkıyor. Bu durumda en uygun seçenek hangisi oluyor? Tabii ki C seçeneği oluyor. Bu altını çizdiğim ifadeleri yok sayalım ve soruyu tekrar çözelim. A seçeneğini neden elemiştik? A seçeneğinde Gürcistan ifadesi yoktu. A seçeneğini bu yüzden eledim. B seçeneğini neden eledim? B seçeneğinde Amerika'ya gelen ziyaretçi sayısından söz ediyordu. Oysa grafik ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısından söz ediyor. B seçeneği de buradan elendi. D seçeneğini neden eledim? İtalya ekonomik durgunluğa rağmen ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısında diğer ülkeleri geride bırakmıştır. Ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısının en fazla olduğu ülke Gürcistan arkadaşlar. İtalya değil, D seçeneğini bu nedenle eledim. Bu durumda tabii ki sorunun doğru cevabı Ceyhan oluyor. Ve 8. soru. Bu soruyu hızlı bir şekilde çözelim. Parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? İnsanları bir arada en iyi ne tutabilir? Yazar soru cümlesiyle yazısına başlamış. Korku mu? Daha sonra yazar sorduğu soruya kendisi cevap vermiş. Korku bir süre sonra insanları iki yüzlülüğe sürükler. Çok geçmeden birbirine düşürür. Baskı veya zorbalık mı? Yazar yine soru sormaya devam ediyor. Baskı ve zorbalık olanca sertliğiyle de ortaya çıksa gücü her yere, herkese erişemez. Diyelim ki erişti. Çok geçmeden korku kaplar ortalığı. Yalnızlığa götürür insanı.
Alışkanlıklar mı? Yine soru soruyor. Alışkanlıklar da zamanla yitirir değerini. Gerçek bir bağ oluşturmaz insanlar arasında. Zayıflar, gevşer o bağlar. İnsanları bir arada en iyi sevgi tutabilir. Kanınca, kanınca ifadesi cümleye bence anlamı katmıştır. Zaten deneme hep ben ifadesi üzerine kurulur. İnsanları ürkütmeyen, zorlamayan, sevgidir ancak sarıp sarmalayabilen. Arkadaşlar yazar burada bir fikrini, bir düşüncesini öznel cümleler ile ifade etmiş. Yazara göre sevgi insanları bir arada tutuyormuş. Tabii ki bunlar yazarın kişisel düşünceleri, görüşleri arkadaşlar. Denemenin dili de zaten özneldir. Denemenin samimi bir havası vardır. Denemede ben düşüncesi hakimdir. Bir de denemede yazar kendisiyle konuşur arkadaşlar. Soruyu kendisine sorar, başkasına sormaz. Zaten seçeneklerde söyleyişi yok arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı hem denemeyi hem söyleyişi bu tarz bir soruda seçeneklere koymaz. Sohbet yazı türünde yani söyleyişi yazı türünde de soru sorma vardır. Yazar insanları bir arada tutan duygunun sevgi duygusu olduğunu öznel cümlelerle kanıtlamadan dile getirmiş. Bu bir fikir yazısıdır. Metnin türü denemedir. Arkadaşlar anı olamaz, anı olay yazısıdır. Geçelim. Makale olamaz. Tamam makale fikir yazısı ama makalenin dili nesneldir. Makalede kişisel düşüncelere yer verilmez. Köşe yazısı, diğer ismiyle fıkra, bu yazı türü gazetelerin belirli köşelerinde güncel konularda yazılır arkadaşlar. Denemenin güncel olması gerekmiyor. Cevabımız Bursa. Şöyle yuvarlak için alalım. Geldik 9 numaralı soruya. Güzel bir soru. Atların çeşitli yürüyüş biçimleri vardır. Birçok at ırkı doğuştan gelen yetenekle tırıs, rahvan, adeta kenter ve dört nal olarak adlandırılan biçimlerde yürüyebilir. Kenter yürüyüşünde atın ayak hareketlerinin aşamaları şunlardır. Bu hareketler aynı döngüyle devam eder. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi kenter yürüyüşünün numaralanmış aşamalarından herhangi birine ait olamaz? Atı bırak arkadaşım, atları bir yana bırakın, daha düz yolda yürüyemiyoruz. Neyse geçelim. Birinci aşamadan başlayalım. Arka ayaklarından biri, örneğin sol arka ayak. Yere basar. Sol arka ayağın yere bastığı bir seçenek arayacağım. Arkadaşlar bakın, A seçeneğinde sol ayak yere basmıyor. B seçeneğinde de basmıyor. C seçeneğinde de basmıyor. Bakın sol ayak D seçeneğinde basıyor. Hemen D'ye artımızı atalım. Arkadaşlar görselde atın hangi ayağının sol, hangi ayağının sağ olduğu yazıyor. Burada anlaşılmayacak bir şey yok. Evet, arka ayaklarından biri, örneğin sol arka ayak yere basar. Bunu göstermiştik D seçeneğinde ve atı öne doğru iter. Bu sırada diğer 3 ayak havadadır. Zaten bakın diğer 3 ayak havada arkadaşlar. Ve ileri doğru hamle yaparmış. D seçeneğindeki görsel atın kenter yürüyüşünün bir aşamasıdır. Artımızı attık. İkinci aşamaya bakalım. Sorunun doğru cevabı buradan çıkıyor. Sağ arka ve çaprazındaki ayak yere basar. Arkadaşlar B seçeneğinde sağ arka ayak yere basıyor mu? Basmıyor. C seçeneğinde basıyor mu? Basıyor arkadaşlar. Bakın sağ arka ayak burası değil mi arkadaşlar? Burası. Sağ arka ayağın çaprazı neresidir arkadaşlar? Sol ön ayak olmasın? Evet, sağ arka ayağın çaprazındaki sol ayaktır. Sağ arka ayağın çaprazındaki ayak yere basar diyor. Bakın sol ayak yere basmış. Bu sırada diğer ayaklar havadadır. Bakın arka sol havada ve arkadaşlar ön sağ havada. Yani 2 numaralı aşamadan ben C seçeneğini bulurum arkadaşlar. Yine C seçeneğindeki görsel atın kenter yürüyüşü aşamalarından biridir. Geriye kaldı A ve B. 4. aşamaya bakalım. At kısa bir süreliğine de olsa havada asılı kalır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar B seçeneğinde atımız havada asılı kalmış. Bütün ayaklar havada. Bu sırada atın ayakları uzatılmış vaziyette değil. Evet, ayaklar uzatılmamış arkadaşlar. Görüyorsunuz ayaklar kırılmış. Bükülü vaziyette. Zaten bükülü yazıyor burada. Bakın ayaklar içe doğru ne olmuş? Bükülmüş arkadaşlar. Bu durumda B seçeneğindeki görsel kenter yürüyüşünün 4. aşaması oluyor. Artımızı atalım. O halde cevabımız Adana. A seçeneğindeki görsel atın kenter yürüyüşü aşamalarından biri değil. Arkadaşlar 3. aşama hakkında bilgi verilmiştir. Fakat 3. aşamadaki bilgileri görsele uygulayamam. Evet, cevap Adana. 10. soru metin birleştirme sorusu. Numaralanmış cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerin hangisinde vardır? Arkadaşlar bu tarz soruları çözerken kafanıza göre kelime eklemeyin. Bu bir
İkinci bilgi, yukarıda verilen bilgileri birbirine karıştırmayın. Genelde seçenekler bilgilerin birbirine karıştırılmasından dolayı eleniyor. Şimdi bilgiler birbirine nasıl karışmış bakalım. Uzmanlar Fransa'da Toulouse Müzesi'nde 80 yıldır sergilenen 17 bin yıllık deniz kabuğunu yeniden incelemişler. İki, inceleme sonucunda deniz kabuğunun türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu keşfettiler. Üç, deniz kabuğu 1931'de Pirenelerdeki bir avcı toplayıcı mağarasında bulunmuştu. A seçeneği elendi. A seçeneği neye göre elendi? Hemen açıklayalım. Fransa'da 80 yıldır sergilendiği Toulouse Müzesi uzmanları tarafından yeniden incelenen. Arkadaşlar, uzmanlar Toulouse Müzesi uzmanları değil. Yani bu uzmanlar Toulouse Müzesi adına çalışmıyorlar. A seçeneğini bu yüzden eledim. Şöyle çizelim. Uzmanlarımız, yani farklı uzmanlarımız, Fransa'da Toulouse Müzesi'nde 80 yıldır sergilenen 17 bin yıllık deniz kabuğunu yeniden incelediler. Bu uzmanlar müzenin kadrolu uzmanları değil. B seçeneği neden olmuyor. 1931'de Pirenelerdeki bir avcı toplayıcı mağarasında bulunan türünün en eski üflemeli çalgısı olan, türünün en eski üflemeli çalgısı mı? Arkadaşlar, uzmanlar Toulouse Müzesi'nde 80 yıldır sergilenen 17 bin yıllık deniz kabuğunu yeniden incelemişler. Bu inceleme sonucunda deniz kabuğunun türünün en eski üflemeli çalgısı olduğu keşfedilmiş. B seçeneğinde sanki daha önceden deniz kabuğunun türünün en eski üflemeli çalgısı olduğu biliniyormuş havası estirilmiş. Yine B seçeneği şu son ifadeden de elendi. Deniz kabuğunun inceleme sonucunda türünün en eski üflemeli çalgısı olduğu keşfedilmiş. Deniz kabuğunun 17 bin yıllık olduğu bu yeni inceleme sonucunda keşfedilmemiş. B seçeneği buradan da elendi. Zaten müzede sergilenen bu deniz kabuğu 17 bin yıllıkmış. Uzmanlar 17 bin yıllık deniz kabuğunu yeniden incelemişler. C seçeneği neden olmuyor? Fransa'da 80 yıldır Toulouse Müzesi'nde sergilenen ve 91'de Pireler'deki bir avcı toplayıcı mağarasında bulunan deniz kabuğunu yeniden inceleyen uzmanlar, deniz kabuğunun 17 bin yıllık ve türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu keşfettiler. Arkadaşlar, az önce size söylemiştim. Deniz kabuğunun 17 bin yıllık olduğu bu yeni inceleme sonucu keşfedilmemiş. Yeni inceleme sonucu deniz kabuğunun türünün en eski üflemeli çalgısı olduğu keşfedilmiş. C seçeneği buradan elendi. Demek ki cevabımız Denizli. 1931'de Pireneler'deki bir avcı toplayıcı mağarasında bulunan ve Fransa'da Toulouse Müzesi'nde 80 yıldır sergilenen 17 bin yıllık deniz kabuğunu yeniden inceleyen uzmanlar, bu inceleme sonucunda deniz kabuğunun türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu keşfettiler. Deniz kabuğunun türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunun keşfedilmesi, uzmanların ikinci incelemesi sonucunda ortaya çıkmış. Vay anasını, adamlar nelerle uğraşıyor. Biz de güldür güldür izliyoruz. 11 numaralı soruya geldik. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tartışmacı bir anlatım vardır. Karşılaştırma yapılmıştır. Tanımlamaya başvurulmuştur. Gözlemden yararlanılmıştır. Hem kemankeş hem çilekeş deyiminin artık gündelik hayatın içindeki konuşmalarda eskisi kadar kullanılmadığını fark ediyorum. Fark ediyorum derken yazar gözlemliyorum demek istiyor. Kemankeş ve çilekeş deyimleri, sözleri gündelik hayatta kullanılmıyormuş. İnsanlar tarafından kullanılmıyormuş. Yazar bunu gözlemlemiş arkadaş. Evet, bu durumda gözlemden yararlanılmıştır. Artımızı atalım. Arkadaşlar, eskiden kemankeş ve çilekeş ifadeleri çok kullanılıyormuş. Günümüzde ise kullanılmıyormuş. Bu durumda bir karşılaştırma yapılmış oldu. Zaten kadar edatı cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. B'yi artımıza atalım. Bu deyim acılarla yaşayan ve sıkıntı çeken insanlar için kullanılır. Atalarımız ok attıkları yayın kavisli kısmına keman, yayı germeye yarayan ipe de kiriş veya çile demişlerdi. Bu okuduğum cümlede kemanın, kirişin ve çilenin tanımı yapılmıştır arkadaşlar. Yani tanımlamaya da başvurulmuştur. Artımızı atalım. Abi, keman nedir? Atalarımızın ok attıkları yayın kavisli kısmına keman denir. Abi, kiriş veya çile nedir? Yayı germeye yarayan ipe de kiriş veya çile denir. Arkadaşlar, yukarıdaki yazı bilgilendirici bir metindir. Bilgilendirici metinlerde tartışmacı anlatım biçimi olmaz. Cevabımız Adana. Geldik 12 numaralı soruya. 12 numaralı sorunun benzeri kanalımdaki videoda var.
paragrafın şifresi adlı videoda bu sorunun benzeri vardır. Bu sene LGS'de örnek sorulardan da yararlanıldı. Yani örnek soruların benzerleri soruldu. Gelecek sene örnek soruları mutlaka çözmeniz, videolarımı izlemeniz gerekir. Şimdi gazeteci ve yazar röportaj yapıyor. Gazeteci yazara soru soruyor, yazar cevap veriyor. Gazeteci demiş ki polisiye roman türünde oldukça başarılısınız. Şu noktalı yere gazetecinin yazara yönettiği soru gelecek, yazılacak. Ben bu soruyu neye göre belirleyeceğim? Tabii ki yazarın gazeteciye verdiği cevaptan çıkaracağım. Hikayeme uygun polisiye olayları kendim kurguluyorum. Teknik ayrıntılar için adli tıp raporlarından ve gazete haberlerinden yararlanıyorum. Bazen polis kaynaklarına geçmiş olayları da inceliyorum. Sanki yazar roman yazmadan önce hazırlık aşamasını anlatıyor gibi. Şimdi cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Diğer seçenekler neden olmuyor? Açıklayacağım, sabırlı olun. Romanlarınızı yazarken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Yani nasıl bir hazırlık süreci yaşıyorsunuz diyor. Abicim, hikayeme uygun polisiye olayları kendim kurguluyorum. Başka, teknik ayrıntılar için adli tıp raporlarından ve gazete haberlerinden yararlanıyorum. Hatta bazen polis kaynaklarına geçmiş olayları da inceliyorum. Yani yazar romanlarını yazmadan önce, polisiye romanlarını yazmadan önce bir hazırlık yapıyormuş. O hazırlık aşamalarından bize söz etmiş oldu. Şimdi gazeteci bir soru daha soruyor. Yazarın cevabına bakalım. Hiç kimsenin yazarken kendini kısıtlamasından yana değilim. Ama benim için vicdanım yazarlığımdan önce gelir. Çünkü ben aynı zamanda bir babayım, torun sahibiyim ve arkadaşlarım var. Ben suçluyu özendirici olmaktan uzak duruyorum. Gazetecinin sorusunu okuyalım. Polisiye romanlarda çoğu zaman suçlular kahramanlaştırılıyor. Arkadaşlar bu durumda gazetecinin sorusunda suçlu kelimesi geçmesi zorunlu. Sorumuzu okuyalım. Polisiye romanlarda çoğu zaman suçlular kahramanlaştırılıyor. Siz de romanlarınızda kahraman suçlular yaratıyor musunuz? Kahraman suçlular yaratıyor muyum, yaratmıyor muyum? Bunu tartışmayalım diyor. Neden tartışmayacakmış? Ben diyor yazı yazarken, yani roman yazarken kendimi kısıtlamıyorum diyor. Kısıtlamadan da yana değilim diyor. Arkadaşlar yazar ya güzel cevaplar verecek, böyle lafı kıvıracak. Ama benim için vicdanım yazarlığımdan önce geliyor. Çünkü ben aynı zamanda bir babayım. Torun sahibiyim ve arkadaşlarım var. Ben suçluyu özendirici olmaktan uzak duruyorum. Yani ben diyor kötü kahraman yaratmıyorum diyor. Kişileri suça özendirici kahramanlar yaratmıyorum diyor. Bu tarz suça özendirici kahramanlıklardan uzak duruyorum diyor. Zaten suçluyu özendirici olmaktan uzak duruyorsa insanların örnek alacağı kahramanlar yaratmıyor demektir. Evet, cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Şimdi A seçeneği neden olmaz bakalım, çünkü A seçeneğini işaretleyen vardır. Romanlarınızı kurgularken yaşanmış olaylara ve gerçek kaynaklara başvuruyor musunuz? Sevgili öğrenciler, bu soru şuraya gelebilir. Gazetecinin ilk sorusu olabilir. Doğru, bir şey demiyorum. Ama ikinci sorudan A seçeneği eleniyor. Eserlerinizde karakterlerin psikolojisini iyi yansıttığınız biliniyor. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Yazar burada arkadaşlar karakterlerin psikolojisinden söz etme. Dolayısıyla A seçeneği bu ikinci sorudan elendi. İlk soruda gazeteci ne diyordu? Romanlarınızı hazırlarken, kurgularken yaşanmış olaylara ve gerçek kaynaklara başvuruyor musunuz? Başvuruyormuş tabii ki arkadaşlar. Bakın yazarımız bazen polis kaynaklarına göz atıyormuş, onları inceliyormuş. B neden olmuyor? Polisiye roman yazarken teknik ayrıntılar ne kadar önemlidir? Arkadaşlar bu soru B seçeneğini eler. Çünkü yazarın verdiği cevap roman hazırlık aşamasına dair, teknik ayrıntılar değil. B seçeneği bu ilk sorudan elenmiş oldu. Yine B seçeneğinde teknik ayrıntılar ne kadar önemlidir sorusuna yazar çok önemlidir, az önemlidir diye cevap vermiyor. Yazar, arkadaş ben romanımı yazmadan önce ne gibi hazırlıklar yapıyorum, ne gibi bilgiler topluyorum, bize bunu anlatıyor. B seçeneğinin ikinci sorusu gazetecinin ikinci sorusu olabilir. Gençler bazen suçluların dünyasından etkilenip onlara özenebiliyor. Bu durum yazarken sizi kısıtlıyor mu? Hiç kimsenin yazarken kendini kısıtlamasından yana değilim. B seçeneğini ilk sorudan elemiştim. İkinci sorudan B seçeneğini elemedim. Çünkü ikinci soru gazetecinin yazara sorduğu soru olabilir. C cevaptı zaten. D neden elendi? Polisiye roman yazarları için konu ve kaynak bulmak zor mudur? Yine D seçeneğindeki ilk soru gazetecinin yazara yönettiği soru olabilir. Kısmen olabilir arkadaşlar. Yazar burada kaynak bulmak zor ya da kolay bundan söz etmiyor. Yazar
bir araştırma yapıyor. Araştırmaları neticesinde romanını hazırlamış oluyor. İkinci soruya bakalım. Sanatçıların eserlerini yazarken yakın çevresindeki kişi ve olaylardan etkilendikleri biliniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yazarın verdiği cevap, sanatçıların eserlerini yazarken yakın çevresindeki kişi ve olaylardan etkilendiklerine dair bir cevap değil. Yazar sadece kahraman suçlular yaratmıyormuş, yaratmamaya da çalışıyormuş, topluma, çoluğuna, çocuğuna örnek olmak istiyormuş. Aslında bu kadar uzun uzun çözmeye hiç gerek yok. 13 belirleyici soru, aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Önce cevabı bulalım, daha sonra diğer seçenekler neden olmuyor açıklayalım. Kekova, bu yaz tatilinde gezdiğim koylar içinde en güzel olanıydı. Yazarımız bu yaz tatilinde koyları gezmiş. En güzel olanı Kekova imiş. Bakın, bütün koylar güzelmiş. Yaz tatili içerisinde gezdiği bütün koylar güzelmiş. En güzeli Kekova koyu imiş. Cevabımız Bursa, bu yaz tatilinde gezdiğim koylardan hiçbiri Kekova kadar güzel değil. Hepsi güzelmiş de en güzeli Kekova koyu imiş. En yakın olan B seçeneği. Hocam, diğer seçenekler neden olmuyor? Açıklayalım. D'den başlıyoruz. Kekova bu yaz tatilinde gezdiğim en güzel koylardan biriydi. Arkadaşlar, D seçeneği olmaz. D seçeneğinde koyların hepsi en güzel anlamı çıkıyor. O güzel koylardan biri de Kekova koyu imiş. Oysa yazar yukarıda içlerinden en güzel koyun Kekova koyu olduğundan söz ediyor. C neden olmuyor? Kekova bu yaz tatilinde gezdiğim tek güzel koydu. C seçeneğinde diğer koyların hiç güzel olmadığından söz ediliyor. Bu anlam çıkıyor. Biz içlerinden en güzel koyun Kekova koyunun olduğu bir cümle arıyoruz. Aslında bütün koylar güzel ama en güzeli Kekova koyu olacak. C'de tek güzel koyun Kekova koyu olduğundan söz ediliyor. Bu nedenle C elendi. A neden eleniyor. Bu yaz tatilinde gezdiğim Kekova kadar güzel bir koy yok. A seçeneğinde yazar, bakın, A seçeneğini işaretleyen vardır. A seçeneğinde yazar genelleme yapmış. Bu zamana kadar gezdiği koyları da işe katmış. Yani yaz tatili gelmeden önce bu adam koyları gezmiş. Türkiye'nin başka koylarını da gezmiş. Bir de bu yaz tatilinde Kekova koyunu gezmiş. Kekova kadar güzel bir koya rastlamamış. Yani A seçeneğinde yazar önceden gezdiği diğer koyları da hesaba katmış. Bu nedenle cevap A da olamaz. Cevap Bursa. Arkadaşlar, söyleyecek bir şey yok. 14 numaralı soru, anlatım bozukluğu sorusu. Hızlıca yapalım. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür anlatım bozukluğu vardır? Misafirler gittikten sonra babası bulaşıkları, annesi de evi süpürdü. Babası bulaşıkları yıkadı arkadaşlar. İlk cümlenin yükleme eksik. A'da yükleme eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Misafirler gittikten sonra babası bulaşıkları yıkadı, annesi de evi süpürdü. Evet, şuraya yüklem desek yeterli. Zaten yıkadı yazdık orayı arkadaşlar. Şöyle yazalım yine de. Hemen B'yi okuyalım. İlk gençlik yıllarında okunan kitaplar unutulmaz, bu yüzden hep saklarız. Unutulmaz ilk cümlenin yüklemi arkadaşlar. Burada sıralı cümle var sevgili öğrenciler. Unutulmazdan sonra bir virgül gelmesi gerekirdi. Unutulmayan ne? İlk gençlik yıllarında okunan kitaplar özne. İkinci cümleye gelelim. Saklarız yüklem arkadaşlar. Saklayan kim? Biz. Gizli özne. Özneler ortak sevgili öğrenciler. Niçin saklarız? Bu yüzden saklarız. Bu yüzden zarf tamlayıcısı. Hep de arkadaşlar yine zarf tümleci oluyor. Değerli arkadaşlar, biz neyi saklarız? Evet, biz neyi saklarız? Kitapları arkadaşlar. İlk gençlik yıllarında okunan kitapları. İkinci cümlenin nesnesi eksik sevgili öğrenciler. Bir numaralı cümlede yüklem eksik. İki numaralı cümlede nesne eksik. Hemen üçe bakalım. Önümüze çıkan bütün engelleri aşarak bugünlere gelindi. Gelindi yüklem. Gelindi fiili edilgen arkadaşlar. Kim tarafından gelindi? Başkası tarafından gelindi. Şuraya edilgen yazalım. Zaten ne eki? Edilgenlik eki. Geldim deseydi etken olacaktı. Aşarak fiilimsisine bakalım. Arkadaşlar, 3 numaralı cümlede çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğunun olduğu cümlelerde fiilimsi eki almış kelimeye bakacaksınız. Aşarak fiilimsisine bakalım. Aşan kim? O arkadaşlar. O işi yapan kişi. Bu durumda aşarak fiilimsisi etken oluyor. Bakın, burada bir çatı uyuşmazlığı var. Bir taraftan edilgen bir fiil var, diğer taraftan etken bir fiilimsi var. Bizler ne yapacağız? Çatı uyuşmazlığını ortadan kaldıracağız. Yüklemi etken yapalım. Önümüze çıkan bütün engelleri aşarak bugünlere geldi. Aşarak fiilimsisini edilgen yapalım. Önümüze çıkan bütün engeller aşılarak bugünlere gelindi. Evet, anlatım bozukluğunu düzelttik. Bir de yüklem eksikliği var. İki de nesne eksikliği var. Üç de
çatı uyuşmazlığı var. Dördüncü cümleyi okuyalım. Spora gidecek çocuklar için biraz zeytin, peynir, biraz da yumurta haşladım. Arkadaşlar dört numaralı cümlede yine yüklem eksikliği var. Spora gidecek çocuklar için biraz zeytin, peynir hazırladım. Peynir kelimesinden sonra hazırladım yüklemi gelecekti. Biz getirelim. Hazırladım. Evet, tekrar okuyalım. Düzeltelim anlatım bozukluğunu. Spora gidecek çocuklar için biraz zeytin, peynir hazırladım. Biraz da yumurta haşladım. İkinci cümlenin yüklemi haşladım. İlk cümlenin yüklemi hazırladım. Evet, yine bir de ne vardı arkadaşlar? Yüklem eksikliği vardı. Misafirler gittikten sonra babası bulaşıkları yıkadı. Annesi de evi süpürdü. 1 ve 4 numaralı cümlelerde aynı tür anlatım bozukluğu var. Cevap Bursa. Geldik 15 numaralı soruya. 15 numaralı soru zor bir soru. Sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bu soruyu çözmeniz için hazırlamamış. Çözmemeniz için hazırlamış. Bu soru nasıl çözülmez? Ancak bu kadar yazılarak, hazırlanarak çözülmez arkadaşlar. Şimdi 4 kişilik bir arkadaş grubu tabloda verilen roman ve şiir kitaplarını belli bir sırayla dönüşümlü olarak okumuştur. Bununla ilgili bilinenler şunlardır. Şuradaki bilinenler hep kafanızı karıştırdı. Bunu çok iyi biliyorum. Roman ve şiir kitaplarının dönüşüm sırası farklıdır. Bu bilgi doğru bilgi arkadaşlar. Artımızı atalım. Zaten roman ve şiir kitaplarının dönüşüm sırasının farklı olduğunu az sonra anlatacağım. Kişiler ayda bir tane roman, bir tane de şiir kitabı okumuştur. Okusun arkadaşlar. Bir kişi okuduğu romanı her seferinde aynı arkadaşına vermiştir. Yani kitap alışverişleri dönüşümlü olarak aynı kişiler arasında yapılıyor. Bir kişi okuduğu şiir kitabını her seferinde aynı arkadaşına vermiştir. Zaten 3 ve 4 numaralı bilgiler hemen hemen aynı arkadaşlar. Sadece okunan kitapların türü değişiyor. Birinde roman, diğerinde şiir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde kişinin 3. ayda okuduğu kitap doğru verilmiştir? Arkadaşlar 1. ay burası, 2. ay burası, ölme yaşayam ölme, bir de 3. ayı ne yapacağız? Yapacağız. Böyle bir tablo oluşturacağız. Oluşturacağız da nasıl oluşturacağız? Beynin mavi ekran verdiği yere geldik. Sevgili öğrenciler, şuradaki bilgiler olmadan bu soru çözülür. Hemen ekranı değiştirelim. Evet arkadaşlar, ekranı değiştirdim. Şimdi şu üst kısım, sorudaki kısım, 1. ay ve 2. ay bizden 3. ayın bilgileri isteniyordu. Şöyle yukarı alalım sayfamızı. 1. ay ve 2. ayı kapatalım. Ekran tam görünsün. Şuradaki kısmı merak ediyorsunuzdur. Burada kişilerin 1. ay, 2. ay ve 3. ayda okudukları kitaplar var arkadaşlar. Hem romanlar hem şiirler var. Yani 3. ayın şekli buradan anlaşılacak. Hocam tablo çizmemişsiniz. Arkadaşlar tablo çizmeye gerek yok. Ben size şimdi basit bir şekilde anlatacağım. Bu soruyu çözerken çıkış noktası bulmanız gerekiyor. Çıkış noktasına başlayalım. Şimdi Gizem ilk ay Çalıkuşu romanını okumuş. Siz isterseniz Ozan'dan, Emrah'tan ya da Selda'dan başlayın. Hiç fark etmez. Ben buraya Gizem'i yazdım arkadaşım. Gizem ilk ay Çalıkuşu romanını okumuş. Bakın birinci ay demişim buraya. Şu bir birinci ay anlamına geliyor. Çalıkuşu'nu yazdım. Daha sonra Gizem Çalıkuşu romanını ikinci ay kime veriyor? Selda'ya veriyor. Hatırlarsanız bunlar kitapları kendi aralarında dönüşümlü olarak okuyorlardı. Bu durumda ben Gizem'in 2. ay Çalıkuşu'nu kime verdiğini tablodan çıkarabilirim. Çalıkuşu'nu Gizem 2. ay Selda'ya vermiş arkadaşlar. Baksanıza Çalıkuşu Selda'nın. Yani Çalıkuşu'ndan Selda'ya doğru ne yapıyorum? Bir ok çekiyorum, Selda'yı buraya yazıyorum. Yani Gizem Çalıkuşu'nu 2. ay Selda'ya vermiş. Şuraya 2 yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben yazmadım. Siz 2 yazabilirsiniz. Şimdi Gizem 2. ay ne okumuş? Gizem 2. ay küçük ay okumuş. Şuradan da bir ok çektim. 2. ay bakın 2 var burada. Küçük ay yazdım. Şimdi bu durumda küçük ay'ı Selda kaçıncı ay okuyacak? Tabii ki 3. ay okuyacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Hatırlayın, roman ve şiir kitapları bir dönüşüm sırasında okunuyordu. Dönüşüm sırası dediği bu arkadaşlar bu. Bu soruyu hazırlayan böyle hazırlamış. Şimdi sayfayı temizliyorum sevgili arkadaşlar. Ozan'a gelelim. Ozan ilk ay hangi kitabı okumuş? Küçük ay okumuş. Bakın küçük ay yazdım buraya. Birinci ay şu zaten. Ozan daha sonra küçük ay kime vermiş? Gizem'e vermiş arkadaşlar. Bu kişiler hatırlayın kendi aralarında dönüşümlü olarak kitap okuyordu. Bakın şuradan bir ok çektim. Gizem ikinci ay neyi okudu?
Küçük A'yı okudu. İsterseniz şuraya 2 yazın. Ben yazmadım karışıyor diye. Şimdi Ozan 2. ay neyi okumuş bakalım? Ozan 2. ay sinekli bakkalı okumuş. Bakın buraya 2 yazmışım. Nokta koymuşum. Daha sonra sinekli bakkal demişim. Bu durumda Gizem 3. ay neyi okuyacak? Sinekli bakkalı okuyacak arkadaşlar. Devam edelim. Sayfayı temizleyelim. Emrah'a gelelim. Emrah ilk ay neyi okumuş? Sinekli bakkalı okumuş arkadaşlar. Yazdım buraya. Bakın 1. ay sinekli bakkal Emrah. Daha sonra Emrah sinekli bakkalı kime vermiş? Ozan'a vermiş arkadaşlar. Evet, Ozan'ı yazdım buraya. Ozan 2. ay neyi okuyacak? Sinekli bakkalı okuyacak. Emrah 2. ay neyi okumuştu? Emrah 2. ay devlet anayı okumuştu arkadaşlar. Buraya yazmışım bakın 2. ay devlet ana Emrah. Bu durumda Ozan kaçıncı ay devlet anayı okuyacak? 3. ay devlet anayı okuyacak. Arkadaşlar Emrah ve Ozan kendi arasında kitap değiştiriyor. Mesele bu. Hemen Sevda'ya bakalım. Umarım daha iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Pratik yaptıkça anlaşılıyor. Sevda ilk ay neyi okumuş? Devlet anayı okumuş arkadaşlar. Bakın 1. ay devlet ana. Daha sonra Sevda devlet anayı kime vermiş? Emrah'a vermiş arkadaşlar. Emrah 2. ay devlet anayı okumuş. Şuradan ok çektim zaten arkadaşlar. Oku görüyorsunuz. Sayfayı temizledim. Bakın devlet anayı daha sonra kime veriyor Sevda? Emrah veriyor arkadaşlar. Emrah devlet anayı 2. ayda okuyacak. Selda 2. ayda ne okumuş arkadaşlar? Selda 2. ayda Çalıkuşu okumuş. Bakın 2. aya Çalıkuşu yazdım. Bu durumda Emrah Çalıkuşu'nu kaçıncı ay okuyacak? 3. ay okuyacak. Evet. Roman okuma sırası bu arkadaşlar. Dönüşümlü olarak gösterdim. Bu arada arkadaşlar A ve D seçeneğini değerlendirelim. Çünkü A ve D'de roman kelimesi geçiyor. A'da demiş ki Emrah Küçük A romanını 3. ay okumuştur. Arkadaşlar Emrah 3. ay Çalıkuşu okumuştur. Küçük A romanı okunmamıştır. Bu durumda bakın bu bilgi doğru değil. Ozan demiş 3. ay Çalıkuşu romanını okumuştur diyor. Ozan 3. ay Devlet Ana romanını okumuştur arkadaşlar. Bu durumda D seçeneği de elendi. Şimdi şiirlere bakacağız. Şimdi de hangi şiir kitabını hangi kişi okudu onu bulalım. Gizem'den başlayalım. Gizem ilk ay Sevgiler Dağıttı şiir kitabını okumuş. Şuraya yazdım arkadaşlar. 1. ay Sevgiler Dağıttı şiir kitabı. Gizem daha sonra bu kitabı kime vermiş? Emrah'a vermiş arkadaşlar. Emrah'ı buraya yazmışım. Emrah 2. ay Sevgiler Dağıttı şiir kitabını okumuş. Gizem 2. ay hangi şiir kitabını okumuştu arkadaşlar? Çoban Çeşmesi. Bakın 2. aya Gizem'in Çoban Çeşmesi yazılı arkadaşlar. Bu durumda Emrah 3. ay neyi okuyacak? Çoban Çeşmesi adlı şiiri okuyacak arkadaşlar. Seçeneklerde Çoban Çeşmesi ile ilgili bir bilgi yok. Hemen Ozan'a gelelim. Ozan ilk ay Çoban Çeşmesi'ni okumuş. Yazmışım buraya arkadaşlar. Daha sonra Ozan 2. ay Çoban Çeşmesi'ni kime veriyor? Gizem'e veriyor sevgili öğrenciler. Bakın Gizem yazmışım buraya. Bu durumda Gizem 2. ay Çoban Çeşmesi adlı şiir kitabını okuyor. Şimdi Ozan 2. ay hangi şiir kitabını okuyor? Körfez şiir kitabını okuyor arkadaşlar. Körfez'i buraya yazdım. Bu durumda Gizem 3. ay arkadaşlar Körfez adlı şiir kitabını okuyor. Yine yukarıda seçenekte Körfez'le ilgili bir bilgi yok. Yani Körfez şiir kitabı ile ilgili bir bilgi yok. Emrah'a gelelim arkadaşlar. Emrah ilk ay. Bu arada temizleyelim arkadaşlar sayfayı. Emrah ilk ay 35 yaş adlı şiir kitabını okuyor. Bakın buraya yazmışım. Daha sonra Emrah bu şiir kitabını Selda'ya veriyor. Bakın yazdım buraya Selda 2. hafta hangi şiir kitabını okuyor? 35 yaş adlı şiir kitabını okuyor. Emrah 2. ay Sevgiler Dağıttı şiir kitabını okuyor. Bu durumda Selda kaçıncı ay Sevgiler Dağıttı şiir kitabını okuyacak? 3. ay arkadaşlar cevap da çıktı bakın. Doğru seçenek C seçeneği oluyor. Selda'ya bakalım. Selda 1. ay arkadaşlar şurada Körfez adlı şiir kitabını okuyor. Daha sonra Körfez'i kime veriyor? Ozan'a veriyor. Buraya yazmışım. Arkadaşlar artık iyice pekiştirdiniz değil mi? Evet. Şuraya 2 yazabilirsiniz. 2. ay Ozan Körfez adlı şiir kitabını okuyor. Daha sonra Selda 2. ay hangi şiir kitabını okuyor? 35 yaş adlı şiir kitabını okuyor. Buraya yazmışım arkadaşlar. Bu durumda Ozan 3. ay 35 yaş adlı şiir kitabını okuyacak. Bakın Gizem okuyacak demiş. B seçeneği yanlış elemiş olduk. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sorunun tablosu budur. Bunun dışındaki tablolar bilemiyorum size doğruyu bulduracak mı? Aslında herkes kendisine göre bir tablo çiziyor. Bazı öğrenciler roman ve şiir kitaplarının dönüşüm sırasının farklı olduğunu söylüyor. Yukarıda zaten öyle bir bilgi vardı. Dönüşüm sırası farklı derken bu sıralama kendi içinde farklı arkadaşlar. Bakın romanın sıralaması farklı, şiirin sıralaması farklı. Arkadaşlar benim size önerim
Videoyu geri alın, tekrar nasıl çözüyorum izleyin. Zaten şurayı anladığınız zaman diğerleri de çorap söküğü gibi geliyor. Evet, cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. Soru 16. Aşağıdaki tabloda Ege ve Marmara bölgelerimizde yer alan bazı illerimizdeki iyi tarım uygulamaları ile ilgili veriler bulunmaktadır. Bu tablodan yargılarından hangileri çıkarılabilir? Yargılar 3 tane. 1, 2, 3. Hemen birinci yargıyı okuyalım. Bu arada arkadaşlar Ege bölgesi hemen yukarıda, altında Marmara bölgesi var. Marmara bölgesinde Ege bölgesine göre üretici başına düşen üretim alanı daha büyüktür. Öncelikle üretici sayısını bulalım. Ege bölgesindeki üretici sayısı 1236, Marmara bölgesindeki üretici sayısı 403. Şimdi de üretici başına düşen üretim alanı kaç dönümmüş ona bakalım. Ege bölgesinde üretici sayısı 1236 iken üreticiye düşen üretim alanı 151.482. Marmara bölgesinde üretici sayısı 403 iken üretici başına düşen üretim alanı 211.545'tir. Sevgili öğrenciler, bir numaralı cümlede verilen bilgiler doğrudur. Marmara bölgesinde Ege bölgesine göre üretici başına düşen üretim alanı daha büyüktür. Bunu bulmak için üretim alanını üretici sayısına bölmeniz yeterli arkadaşlar. Bu bölme işlemini yaptığımızda Marmara bölgesinde üretici başına düşen üretim alanının daha büyük olduğunu elde edersiniz. Zaten sayılar kendisini ifade ediyor. Yani bir numaralı yargı doğru oluyor. Yuvarlak içine alalım. Bölme işlemini yapmadan da bulabilirsiniz. Ege bölgesindeki üretici sayısı 1236. Üretim alanı dönüm olarak 151.482. Bakın Marmara bölgesinde üretici sayısı azalmış. Buna rağmen ne sayısı artmış arkadaşlar? Dönüm olarak üretim alanı artmış, yani üretici başına düşen dönüm alanı artmış arkadaşlar. Bu durumda tabii ki Marmara bölgesinde üretici başına düşen üretim alanı daha büyük oluyor. 2'yi okuyoruz. Marmara bölgesindeki illerde üretim alanı ne kadar büyükse ürün miktarı o kadar fazladır. Evet, Marmara bölgesindeki Bursa ilinde üretim alanı 68.547, ürün miktarı 143.000. Bakın Edirne ilinde üretim alanı 96.483 iken ürün miktarı düşmüş, 77.000'e düşmüş. Bursa'da üretim alanı daha düşükken ürün miktarı daha fazlaydı. Bu durumda Marmara bölgesindeki illerde üretim alanı ne kadar büyükse ürün miktarı o kadar fazladır bilgisi yukarıdaki tablodan çıkmaz sevgili öğrenciler. 2 numaralı seçenek, 2 numaralı cümle elenmiş oldu. 3'e bakalım. Ege bölgesinde dönüm başına düşen ürün miktarı Marmara bölgesinden daha fazladır. Sayfayı temizleyelim arkadaşlar. Şöyle bir yuvarlak içine alalım. 2'ye çizgi atalım. 3'ü tekrar okuyalım. Ege bölgesinde dönüm başına düşen ürün miktarı Marmara bölgesinden daha fazladır. Bunu anlamanız için hemen Ege bölgesindeki dönüm başına düşen ürün miktarına bakalım arkadaşlar. Ege bölgesindeki üretim alanı tabii ki dönüm olarak 151.482. Bu üretim alanına göre ürün miktarı ne kadarmış? 474.000 sevgili öğrenciler. Marmara bölgesinde ise üretim alanı toplamda 211.545. Dönüm başına düşen ürün miktarı ise 284.000 arkadaşlar. Tabii ki bu durumda Ege bölgesinde dönüm başına düşen ürün miktarı Marmara bölgesinden daha fazladır. Ege bölgesinde dönüm başına düşen ürün miktarının üretim alanının neredeyse 3 katından fazla olduğu ortaya çıktı. Marmara bölgesinde ise dönüm başına düşen ürün miktarının bir katı bile olmadığı ortaya çıkıyor. Bakın 284.000'de kalmış. Bu durumda C seçeneğinde verilen bilgi de doğru oluyor. 1 ve 3 numaralı cümleleri yukarıdaki tablodan çıkarabiliriz. Cevabımız Ceyhan. Soru 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? D seçeneğinden başlayalım. Radyodaki ses mi beni etkiledi bilmiyorum. Belki de batmakta olan akşam güneşi. Akşam güneşi ayrı yazılır. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi ki burada sıfat yapan ki. Ki isimden önce gelince ismi bitişik yazılır. Zaten sıfat yapan ki ismi bitişik yazılır. Mi sonraki cümleye soru anlamı katsın veya katmasın kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Değerli arkadaşlar, D burada bağlaştır. Bağlaç olan D dahi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmaz. Radyodaki ses mi beni etkiledi bilmiyorum. Belki batmakta olan akşam güneşi. Yine batmakta kelimesinde ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmuş. Arkadaşlar, D seçeneğinde bir yazım yanlışı yok. C. Yörede namı bilinen, yani ünü bilinen Çelikli Pehlivan, adamın lakabı Çelikli Pehlivanmış. Lakap adları cümle içerisinde büyük harfle başlar. 65 yaşında olmasına rağmen çok dinç görünüyordu. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar yazıyla yazıldığında ayrı yazılır. Bakın 65 ayrı yazılmış. C'de yine yazım yanlışı yok arkadaşlar. B'ye bakalım. Türkiye'de çevrenin korunması amacıyla 11 Ağustos 83 tarihinde çevre kanunu yürürlüğe girmiştir.
Belirli bir tarih bildiren ay hatları büyük harfle başlar. Bakın solda bir 11 sayısı var. Sağ tarafta 1983 sayısı var. Bu durumda ay adının A'sı büyük yazılmış. Doğru. Türkiye özel isim, özel isimlere gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Arkadaşlar asılları kastedildiğinde zaten çevre kanunu bir kanun ismidir. Bunlar nasıl yazılır arkadaşlar? Kanun gibi kelimeler, meclis gibi kelimeler, tüzük gibi kelimeler cümle içerisinde büyük harfle başlar. Medeni kanun, çevre kanunu örneklerinde olduğu gibi yine B'de yazım yanlışlığı yok. Cevap A arkadaşlar. Cevabı bulabildiniz mi? Balkonumuz bir uçtan bir uca, bir uçtan bir uca ifadesi doğru yazılmış arkadaşlar. Şimdi uçtan kelimesinde ünsüz benzeşmesi var. Bu da doğru. Bir uçtan bir uca hurdalarla dolu olduğu için öyle, öyle kelimesi yeri yazılır arkadaşlar. Öyle oturulabilir. Oturulabilir ifadesi de doğru arkadaşlar. Bilmek var burada yeterlik fiili. Bir yerde değil. Şimdi nerede değil diye sorarsanız cevabı bulamazsınız arkadaşlar. Nerede değil? Oturulabilir bir yerde değil. Bu şekilde yaparsanız cevabı bulamazsınız. Anlama bakacaksınız sevgili öğrenciler. D bağlacı var burada. D bağlacı. Bu bağlaç yer kelimesinden ayrı yazılacak arkadaşlar. Çıkarın cümleden anlam bozulmaz. Balkonumuz bir uçtan bir uca hurdalarla dolu olduğu için öyle oturulabilir bir yer değil. Şimdi D bağlacı yer kelimesinden ayrı yazılacak. Doğru. Arkadaşlar bağlaç olan D daha cümleye dahi bile üstelik başkası anlamlarından birini katar. Şimdi balkonumuz başka işleri yapmak için yeterli değilmiş. Bir de oturulacak durumda değilmiş arkadaşlar. Bir de oturulacak bir yerde değilmiş. Balkonumuzda başka bir şeyler yapılamıyormuş. Balkonumuz bir de oturulacak bir yer bile değilmiş. Allah'ım soruya bakın arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir soru. Evet yazım yanlışlığı A'da yapılmış arkadaşlar. D bağlacı kendisinden önceki kelimeden tamamıyla ayrı yazılır. Cevabımız Adana. Tekrar ediyorum. Burada D bağlacının doğru yazılıp yazılmadığını cümlenin anlamına bakarak bulacaksınız. 18 numaralı soru çatı sorusu. Ahmet yorgun olduğu için bugün erkenden uyudu. Cümlesinde uyudu fiilini gerçekleştiren özne Ahmet yani bellidir arkadaşlar. Uyudu yüklem uyuma işini yapan kim? Ahmet. Uyuma işini yapan da belli olduğu için yani öznenin bizzat kendisi Ahmet. Uyuma işini yaptığı için fiilimiz etken oluyor. Bu yüzden fiil öznesine göre etken, nesne almayan fiil olduğu için de fiilimiz nesnesine göre geçişsiz çatıldır. Onu ifadesini getirin arkadaşlar. Anlamlı bir ifade elde ederseniz fiilimiz geçişli oluyor. Ona uyudu olmuyor arkadaşlar. Bu durumda anlamsız bir ifade ortaya çıktığı için fiilimiz geçişsiz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde hem etken hem de geçişsiz bir fiil vardır diyor. Sayfayı yukarı alalım ve cevaplayalım sorumuzu tabii ki. A. Kimi insanlar sadece davranışlarıyla, kimi insanlar da konuşmalarıyla değerlendirilir. Değerlendirilir yüklem arkadaşlar. Kim tarafından değerlendirilir? Başkası tarafından değerlendirilir. Zaten L eki burada edilgenlik eki. Etken bir fiil arıyoruz. Oysa A seçeneğindeki fiil edilgen arkadaşlar. Bu arada öznemizi bulalım. Değerlendirilir yüklemdi. Değerlendirilen kim? Kimi insanlar? Kimi insanlar özne ama sözde özne. Edilgen çatılı cümlelerdeki özneler sözde öznedir. Yine soralım. Değerlendirilen kim? Kimi insanlar da. Bakın cümlede iki tane özne var. Yine kimi insanlar da ifadesi sözde özne. Ne ile değerlendirilir? Sadece davranışlarıyla zartümleci. Yine soralım. Ne ile? Konuşmalarıyla zartümleci. Zaten cümlede nesne yok arkadaşlar. Onu değerlendirilir ifadesi de anlamsız oluyor. A seçeneğindeki cümle hem edilgen hem geçişsiz sevgili öğrenciler. Biz ne arıyoruz? Etken ve geçişli arıyoruz. B. Kar taneleri ne güzel anlatıyor. Birbirlerine zarar vermeden yol almanın mümkün olduğunu. Anlatıyor yüklem arkadaşlar. Anlatan ne? Kar taneleri. Bakın işi yapan belli. B'deki cümle etken çatılı cümle arkadaşlar. Fiilimiz etken. Çünkü işi yapan belli. Şuraya yazalım arkadaşlar. Etken diyelim. Şöyle yapalım. Şimdi kar taneleri neyi anlatıyor diye soralım. Birbirlerine zarar vermeden yol almanın mümkün olduğunu. Bakın nesne var cümlede. Bu durumda B'deki cümlemiz hem etken hem geçişli. Şuraya geçişli diyelim arkadaşlar. Cevap çıktı mı? Cevap çıkmadı. Biz geçişsiz arıyoruz. Bu arada nasıl anlatıyor arkadaşlar? Ne güzel anlatıyor. Ne güzel ifadesi. Zartümleci. C'ye bakalım. Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzetilir. Benzetilir yüklem arkadaşlar. Benzetilen ne?
mutlu olmayı yarına bırakmak. Sözde özne kim tarafından benzetilir? Başkası tarafından bilmiyoruz. Evet, fiilimiz benzetilir fiili edilgen. Mutlu olmayı yarına bırakmak neye benzetilir? Karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye arkadaşlar. Yer tamlayıcısı. Nesne için soru soralım. Neyi benzetilir? Kimi benzetilir? Ne benzetilir? Bakın nesnenin sorularına cevap alamak. Fiilimiz hem edilgen hem geçişsiz. Tamam, fiilimiz geçişsiz ama aynı zamanda özne yüklem ilişkisine göre edilgen arkadaşlar. Biz etken geçişsiz arıyoruz. Şuraya nokta geçişsiz yazalım. Zaten onu benzetilir ifadesi de olmuyor. Bu durumda cevap Denizli. Sayfayı temizleyelim arkadaşlar. D'den devam edelim. En yükseğe erişmek için en aşağıdan başlayın. Başlayın yüklem oluyor. Başlayacak olan kim? Siz. Siz gizli özne arkadaşlar. Sonuçta işi yapan belli. Gizli özne de olsa işi yapan belli olduğu için fiilimiz etken bir fiil oluyor. Cümlemiz etken çatılı cümle. Sevgili öğrenciler, başlayacak olan kim dedik? Siz. Siz gizli özne, yani özne oluyor. Siz niçin başlayacaksınız? En yükseğe erişmek için. Zaten tamlayıcısı. Nereden başlayacaksınız? En aşağıdan yer tamlayıcısı. Neyi başlayın? Kimi başlayın? Bakın belirti nesnenin sorularına cevap alamadım. Ne başlayın? Belirtisi nesnenin sorusuna da cevap alamadım. Bu durumda D seçeneğindeki fiilimiz nesne almıyor arkadaşlar. Alamıyor. Onu başlayın ifadesi de olmuyor. Evet, cevap Denizli. Şimdi özne yüklem ilişkisine göre cümlemiz etken çatılı cümle. Nesne yüklem ilişkisine göre cümlemiz geçişsiz çatılı cümle. Cevabımız Denizli. Şuraya geçişsiz yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Gerçi yukarıda yazıyor. Geldik 19 numaralı soruya. Cümlenin ögesi sorusu bilgi verilmiş, yer tamlayıcısı, cümlede yönelme, yaklaşma diğer ismiyle, bulunma, kalma, uzaklaşma, ayrılma bildirerek yüklemi tamamlar demiş. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur? 1. Tropikal kuşaktaki okyanuslarda yılda ortalama 80 tropik fırtına meydana gelir. Meydana gelir yüklem arkadaşlar. Meydana gelen ne? Yılda ortalama 80 tropik fırtına. Özne. Evet. Yılda ortalama 80 tropik fırtına nerede meydana gelir? Tropikal kuşaktaki okyanuslarda. Evet. Bu söz grubu arkadaşlar yer tamlayıcısı. A'da yer tamlayıcısı var. 2. Koşullara göre bu şiddetli fırtınalar kasırgalara dönüşebilir. Dönüşebilir yüklem. Dönüşebilen ne? Sevgili öğrenciler. Bu şiddetli fırtınalar özne. Evet, koşullara göre zar tamlayıcısı neye dönüşebilir? Kasırgalar arkadaşlar neye sorusu yer tamlayıcısını buldurur. B'ye artımızı atalım. Sayfayı temizleyelim bu arada, artılarımızı atalım. 4'e bakalım. Bu nedenle Afrika'nın batı kıyılarında oluşan tropik bir fırtına Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına ulaşabilir. Ulaşabilir arkadaşlar. Ulaşacak olan ne? Afrika'nın batı kıyılarında oluşan tropik bir fırtına özne. Nereye ulaşabilir? Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına nerede sorusu. Daha doğrusu nereye sorusu. Yer tamlayıcısını buldurur. D'ye de artımızı atalım. Cevabımız Ceyhan. Bu arada arkadaşlar bu nedenle ifadesi zarf cümleci. 3'e bakalım. Hemen cümlemizi okuyalım. Kasırgaların hızı saatte 119 kilometreyi aşabilir. Aşabilir yüklem. Aşabilecek olan ne? Kasırgaların hızı özne. Neyi aşabilir? Saatte 119 kilometreyi aşabilir. Belirti nesne. Bakın 3 numaralı cümlede ne yok arkadaşlar? Yer tamlayıcısı, yani dolaylı tümleç yok. Cevap Ceyhan. Ve son soru 20, metinde yay ayraçta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar sınav öncesinde kanalımda yine noktalama işaretleriyle ilgili bir video paylaştım. O videoyu izleyenler bu noktalı virgül sorusunu rahatlıkla yapmışlar. Zaten ekranda görüyorsunuz. Şimdi akşamüstü şehir her zamankinden gürültülüydü. Evet, gürültülüydü yüklem arkadaşlar. Araç kornaları, seyyar satıcı bağırışları sarmıştı şehri. Şurada bir virgül olacak. Virgül burada kelime gruplarını ayırmış. Araç kornaları belirtisiz isim tamlamasıyla seyyar satıcı bağırışmaları belirtisiz isim tamlamasını, yani kelime gruplarını virgül birbirinden ayırmış. Bu durumda C ve D seçeneği elendi arkadaşlar. Şimdi sarmıştı yüklem oluyor sevgili öğrenciler. Burada kaç yüklem var? 2 yüklem var. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Bu durumda buraya ne gelecek? Noktalı virgül gelecek. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır ifadesi deyince benim aklıma yüklemden sonra noktalı virgül kullanılır gelir. Bakın gürültülüydü yüklem. Yüklemden sonra noktalı virgül gelmiş. Esasında bu bir kalıptı arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Mesela bu yüklem olsun. Bu çizgimiz yüklem olsun. Noktalı virgül, kelime, virgül, yüklem, nokta. Tam tersi de olabilir arkadaşlar. Kelime, virgül, yüklem, noktalı virgül,
Evet, yüklem. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, şurada da ne vardı? Yüklem vardı. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Bu arada noktalı virgül konu anlatım videosunun kartını ekranın sağ üst köşesine bırakıyorum. Oradan rahatlıkla konuyu kavrayabilirsiniz. Sayfayı temizleyelim. Akşamüstü şehir her zamankinden gürültülüydü. Noktalı virgül. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılırdı. Araç kornaları virgül. Ögeler arasında virgül derken şuradaki virgülü kastediyorum arkadaşlar. Noktalı virgülün sağında ya da solunda mutlaka virgül olacak. Noktalı virgülün sağındaki ya da solundaki cümlelerin ikisinde de virgül olabilir. En az bir tanesinde virgül olması yeterli. Evet, araç kornaları virgül. Seyyar satıcı bağırışları sarmıştı şehri. Sarmıştı yüklem arkadaşlar. Burada bir yüklem var. Yüklem demek tamamlanmış cümle demek. Bu durumda şehri kelimesinden sonra ne gelecek? Nokta gelecek. Cümlemiz de diyelik cümle arkadaşlar. Gençler meydanda hep bir ağızdan bağırıyorlar. Uğurlar ola. Bakın, gençlerin bağırmalarını açıklayacak. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta getirilir. Evet, uğurlar ola ifadesinden sonra ünlem işareti gelecek sevgili öğrenciler. Uğurlar ola nedir veya uğurlar olsun da derler sevgili öğrenciler. Yolun açık olsun anlamında söylenen bir ünlem. Dolayısıyla ifadenin sonuna ünlem işareti gelecek. O halde cevap Bursa oluyor. Noktalı virgül virgül nokta iki nokta ve ünlem işareti. Cevap Bursa. Sevgili öğrenciler, videonun sonuna geldim. Tüm soruları çözdük. Son 5 yılın belki de en güzel soruları bu yıl soruldu. Dil bilgisi en son 2019 yılında sorulmuştu. Dil bilgisi soru sayısı azaltılmış. Bakın, fiilimsi sorulmamış arkadaşlar. Bunun yerine uzun sorular tercih edilmiş. Tabii ki belirleyici sorular vardı. Özellikle yeni nesil soru ve Kekova sorusu belirleyici soruydu. Sevgili öğrenciler, söyleyecek pek bir şeyim yok. Her zaman söylüyorum. Çalışan kazanır. Sol üst köşede LGS'de çıkmış Türkçe sorularının çözüm videoları var. Sağ üst köşede ise LGS denemeleri var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.